Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tier listinde yer verdiğim Razer Detader V3 Hyper Speed'i e anlatacağım arkadaşlar. Bu mouse 4000 Hz değil 8000 Hz mouse'lara bile kafa tutuyor. Şöyle aydınlatayım sizi. G Pro X2'nin tıklama gecikmesi 1.5 ms arkadaşlar bu mouse 1000 Hz'de 1.6 ms tıklama gecikmesine sahip. Yani aslında değeri bilinmeyen bir mouse olduğunu şimdiden sizlere söyleyeyim. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen detaylı bir şekilde anlatımına geçeyim. Tabi öncelikle Aman'a, Muhammed'e bir de Ahmet'e katılla üye oldukları için çok teşekkür ederim. Hadi başlayalım. Şimdi size biraz tasarımdan bahsedeyim. Arka tarafta kabartmalı değil. Böyle nasıl diyeyim? Kauçuk tarzında bir Razer logosu var. Avuç içine aldığınız zaman herhangi bir şekilde rahatsız olmuyorsunuz. Sadece böyle parmağınızda hissedebiliyorsunuz. Yan tuşlardan biraz bahsedeyim. Büyük ve ayrık bir şekilde yapılmış. Rahat rahat hissediyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Ve hafiften böyle ne diyeyim? Piyano bilek kaplama var şu hizalarında. Alt taraflarında. Ee, ana tuşlara geldiğimiz zaman ise parmak koyma yerleri var. Hatta size şöyle göstereyim. Gayet güzel olduğunu söyleyeyim. Bir de ana Arkadaşlar arkadaşlar kasanın içerisine dahil edilmiş. Buradan da öyle göstermiş olayım sizlere. Scroll tuşu biliyorsunuz Razer'da Kroniktir ama belli değil. Burada kauçuk bir scroll tuşu var ve tırtıklı. Yani elinize aldığınız zaman kaymasın diye burada bir tırtık yapılmış. Hemen üst tarafta DPI ışık yerinde görebilirsiniz. Arka tarafını çevirdiğimiz zaman Stok skatez olarak en sevdiğim skatezlerdir Razer'ınki. ki. Burada kapatma ve DPI tuşu. Hemen alt tarafta ise burada dangle saklama yeri. Zaten bu mouse 1000 Hz ile geliyor. İsterseniz benim gibi şöyle göstereyim. 4000 Hz dangle da alabilirsiniz. Tabi yurt dışından alacaksınız ya da getirttireceksiniz. Burada Türkiye'de satılmıyor. Aklınızda olsun. başka bir şey söyleyebileceğim bir şey yok. Ha, bir de arkadaşlar Type-C bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ve alan geniş. Yani farklı kabloları da burada kullanabiliyorsunuz. Bu mouse'un teknik verilerinden biraz bahsetmem gerekirse arkadaşlar Razer Data Drive 3 Hyper Speed Focus X sensörüyle geliyor. Bu sensör bizlere 26.000 DPI, 650 IPS derdim ama demeyeceğim çünkü e, az alışkanlığı. 500 IPS ve 40 GIMP ile geliyor. Yani 33.95 ile 33.70 arasında bir sensör. Şahsen ben bir kötülüğünü görmedim. Gayet yeterli ve performanslı çalışıyor arkadaşlar. Hazır teknik verilerden bahsetmişken biraz da işlemci kullanımından bahsedeyim. Biliyorsunuz ben i5 12400F kullanıyorum arkadaşlar. Mouse'u 4000 Hz e alıp test ettiğim zaman %24 işlemcimi meşgul ettiğini görebiliyorum. 8000 Hz e alıp test ettiğim zaman ise %34'ünü meşgul ettiğini görebiliyorum. Siz ona göre bir kıyaslama yapmanız gerekiyor. Mesela ben i5 12400F kullanıp 8000 Hz kullanamıyorum. Çünkü takılmalar oluyor. Yani siz de eğer i5 12400F ya da onun benzeri muadili bir işlemciye sahipseniz bilin ki 8000 Hz kullanamayacaksınız. 200 mahlık pille geliyor ve yaklaşık olarak 55 gram ağırlığında ama ben ölçtüğümde 54 gram çıktı bu yüzden yaklaşık demek daha doğru oluyor. Ağırlık dengesini şöyle göstereyim tam ortadan tutmaya çalışıyorum kaldırdım bir daha son kez bir daha kaldırmak istiyorum. Evet gayet dengeli olduğunu söyleyeyim yani ne öne ne arkaya herhangi bir şekilde fazla ağırlık bilmiyor Genel olarak kullandığımda da gayet hafif bir mouse olduğunu söylemek isterim. Bağlantı türlerinden bahsetmem gerekirse şöyle göstereyim. Stok olarak 1000 Hz'de de geliyor arkadaşlar. Razer Detader V3 Hyper Speed. Ama isterseniz Razer Hyper Polling'e bağlayarak 8000 Hz'de de destekliyor. Yani 8000 Hz'de de kullanabilirsiniz. Bu dangılı yurt dışından 30 liraya aldırtabilirsiniz ya da alabilirsiniz. Ama maliyeti fazla olacaktır. Aklınızda olsun. 1000 Hz kullanımda 100 saat ki ben bitiremedim. 4000 Hz'de yaklaşık 30 saat kullandım. 8000 Hz'de kullanamadığımdan dolayı işlemcim yetmiyor çünkü. O da teknik veri olarak yazısına baktığım zaman 20 saat kadar olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu mouse'ta maalesef Bluetooth özelliğinin olmadığını da sizlere hatırlatayım. Razer Ttager V3 HyperSpeed switchleri, Razer'ın kendi ürettiği Gen 3 optik switchler ve 90 milyon tıklama ömürlerine sahip. Bu switchlerin en büyük özelliği 1.6 ms tıklama gecikmelerine sahip olması. Bu ne demek? 8000 Hz olan G Pro X2'den sadece 0.1 ms yavaş olması. Sivis seslerine geçmeden önce size şöyle göstereyim basım yerlerine. Oynama yok. Aynı şekilde oynama yok. Yan tuşlarda batma yok arkadaşlar. Ne kadar sert basarsanız basın içeri doğru batma olmuyor. Mesela şöyle göstereyim. Sonra da bak bastım İçeri göçtü gördün mü? Ya da aynı şekilde burada içeri göçme oluyor. Ama Razer'da şöyle göstereyim. Tekrar bak batma olmuyor. Gördün mü? Bundan bahsediyorum. Şöyle pre travel ve post travel göstereyim. Tıkladım bastım milimetrik oynadı. Tıkladım bastım milimetrik oynadı. Yani pre travel ya da post travel sorunu kesinlikle yok. Şimdi gelin switch seslerini size dinleteyim. Razer Datador V3 Hyperspeed'in shape'inden biraz bahsetmem gerekirse benim elim 18'e 9 santim ve ben bu mouse'u rahatlıkla palm ya da cloud tutabiliyorum ya da hibrit tutabilirsiniz fark etmez. 18, 19, 20. yani 20 santim eli olan arkadaşlar bile bu mouse'u rahatlıkla palm tutacaklarını düşünüyorum ben. 20 santimin üzerinde artık yavaş yavaş Detadır ve 3 Pro'ya kaymaları gerekiyor. Bu mouse bu arada şunu söyleyeyim bu mouse DetaDriver V3 buradan kesinlikle küçük bir mouse. Yakın olarak Asus ROG Keris Ice'ı kesinlikle denemenizi öneririm. Herhangi bir yerde buluyorsanız birebir aynı diyebileceğimiz seviyede. Bu gibi şeylerde EloShape.com'a bakabilirsiniz. En azından %80 fikir sahibi olursunuz. eloshape.com ebat olarak gösteriyor. Yani mesela bununla bunu aynı gösterebilir. Fakat burada işte biraz daha çıkıntı var. Burada biraz daha çıkıntı var e, Razer'a göre. Böyle küçük küçük farklılıklar oluyor ama Başta da dediğim gibi en azından %80 fikir sahibi olursunuz. Evet yazılım kısmına geldik arkadaşlar. Hyperpolling Dangle burada. Data Driver Hyperspeed burada. Üzerine tıkladım girdim. Buradan standart olarak bir de Hyperspeed olarak e, Hyperspeed nereden çıktı? Hypershift olarak da atamalar yapabiliyorsunuz. Şöyle performans kısmına geldim. DPI ayarı ve her her ayarını yapabiliyorsunuz. Normalde burası bin gözükecektir sizde. Ben baştan göz gösterdiğim gibi hyperpolling dangle olduğu için arkadaşlar ben de burası performansı 8000'e kadar gösteriyor. E, e, burayı şöyle bir şey daha göstereyim. Bakın low power mod aslında çalışıyor. Şöyle performans kısmını bire getirirseniz çalışır. 4000'e alırsanız çalışmaz. Aklınızda olsun hani çalışmıyor diyenler varsa bundan dolayı. Load ayarı burası 1000 1 mm. Power kısmında uyku modu var burada. Advanced kısmında zaten biliyorsunuz ben natural kısmında kullanıyorum burayı. Dynamic sensitive diye geçiyor. Siz isterseniz klasik jump. Jump çok önermiyorum. Bir anda atlama yapıyor çünkü. Bir ee, ya da custom kendiniz ayarlama yapabiliyorsunuz. Jump natural klasik olarak. Burası da eğer mouse'unuzu çapraz falan tutuyorsanız arkadaşlar ayarlama yapıyorsunuz buradan da. Genelde önermem. Büyük ihtimal birçoğunuz da kullanmazsınız zaten. Burada da notor olarak hani böyle hızlı dönmek istediğiniz zaman sensitivinizi gayet güzel bir şekilde ayarlıyor ya da ben alıştım diyebilirim buna. E, şöyle şimdilik kapatalım. Evet yazılım kısmı arkadaşlar bu kadar da başka bir şey yok. Zaten buralardan atamalar vesaire işte profil yüklemeler şudur budur. Zaten siz biliyorsunuz burası şey buranın böyle olduğuna bakmayın. Burası 4000 Hz dangle olduğu için gösteriyor. Evet yazılım kısmında bu kadar da arkadaşlar devam edebiliriz. Genel olarak değerlendirmeme gerekirse bence sensör olarak herhangi bir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Şunu söyleyeyim yani sensör sizi tatmin eder. Büyük ihtimal birçoğunuzun aklında orası sorun olarak kalacaktır. İlk önce onu söyleyeyim. Switch olarak güzel geniş switchler ben beğenirim. Ama kayıl gibi böyle hafif switchleri sevenler büyük ihtimal bu switchleri gürültülü yani böyle sesli bulacaklardır. Shape olarak medium size yani Razer Data'dır ve 3 Pro elinize büyük geliyorsa bu mouse'u tercih edebilirsiniz. 100 saat kullanım süresi, 55 gram hafiflik yani gayet yeterli olacaktır size ve elinize cukka diye oturacağını düşünüyorum ben. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sizlerin de eğer bir fikri varsa, herhangi bir şey söylemek istiyorsanız yorumlar kısmında sizleri bekliyor olacağım. Abone olup like atarsanız, destek olursanız memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.